Pandemi günleri yaşıyoruz. Bütün insanlığa karşı görünmez bir düşman COVID ve bütün insanlık, bütün ülkeler bu görünmez düşmana karşı savaş verirken hayatta bir taraftan devam ediyor. Kültür sanat hayatı da devam ediyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Kocaeli çok özel, çok önemli, çok örnek bir proje başlattı. Ve o proje kapsamında da bizi de davet etti. Şu anda Dilovası'ndayız. Dilovası Kültür Mirası Derneği'nin mekanındayız. Pandemi günlerinde kültür sanat devam etsin diye sosyal medya üzerinden, internet üzerinden söyleşiler gerçekleşiyor. Bu söyleşi kapsamında buradaydık, bilgi aldık. Ali Bey'e ben Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne bu projeyi siz anlatın. Neler, ne tür şeyler var? Bir dinlemek isteriz sizden. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün genel anlamda yaptığı çalışmalardan bir tanesi sadece bu. Pandemi sürecinde kültürel ve turizm alanında yapılacaklardan bir tanesi olarak planlandı. Bunun içerisinde şu var. Kocaeli'nde yapılan sanatsal, kültürel etkinlikler, anma günleri, buradaki yaşayan yazarlar, ustalar, herkese ulaşabilip bunları internet ortamından insanlara ulaştırabilmek ve onlarla bu zaman sürecini doğru paylaştırmak ve bilgilendirmek. Tabii konuklarımız çok değişik isimlerden olacak ve olmaya da devam ediyor. İşte bunların bir kısmı Kocaeli türkülerini seslendirmiş insanlar, bir kısmı geleneksel aşıklar, bir kısmı naat sanatçıları, bir kısmı işte döşeme bebeği gibi önemli el sanatlarına imza atmış insanlar. Tabii sizin gibi araştırmacı yazar kimlik insanları aldığımız gibi aynı zamanda tarihe tanıklık etmiş insanları da alıyoruz. Tarihe tanıklık etmiş şahısları da alıyoruz. Bir tek benim tarafımdan değil, müdürlük içerisinde, işte sevgili müdürümüz Fatih Bey tarafından planlanan bu süreçte birçok arkadaşımız söyleşileri sunmak üzere moderatör olarak görev aldı. Bunlardan biri de benim. Tamamen kendi içinize vuruyor. Tabii tabii. Müthiş bir yani, şey. Örnek bir şey. Peki başka müdürlükler böyle bir şey yapmış mı? Şu ana kadar yok. Sizleri kutluyoruz Ali Bey. Çok teşekkür ediyoruz. İlkesin müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Evet. Fatih Bey'e, ekibe çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen kültür ve turizm söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz belgeselci, yazar, araştırmacı İsmail Kahraman. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim. Çok sağ olun, teşekkürler. Peki bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben araştırmacı, gazeteci ve belgeselcilikte artık 46. yaşına girmiş bulunmaktayız. 46 yıllık geçmiş geride kaldı. Gebze'de, Kocaeli'de gazetecilik yapıyorum ama bunun dışında yaklaşık bir 25-30 yıldır da dünya coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında belgesel programlar çekiyorum ve halen bir ulusal kanalda 15 yıldan beri belgeselim devam ediyor. Her gün yayınlanıyor efendim. Güzel. Bu kadar uzun süre belgesel çekerken elbette ki konu Kocaeli'de sınırlarının içerisinde de olmuştur. Kocaeli'yi de kapsamıştır bu çalışmalar. Biz bu çalışmalarla birlikte sizin ilgi alanınız olan Kocaeli'de milli mücadeleyi, bu mücadeledeki insanları, onların yaptıklarını, buraya kattıkları değerleri konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Efendim ben öncelikle İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Çok özel, çok örnek bir çalışma başlattı. Pandemi günlerinde kültürün, sanatın, tarihin en azından sosyal medya üzerinden duyurulması noktasındaki bu söyleşilere iyi yakından takip ediyorum ve herkesin de takip etmesini istiyorum. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Önemli 1920-1921 yılı Kocaeli tarihi açısından ve sizin de ifade ettiğiniz gibi biz Kocaeli'yi hiç ıskalamadık. Bir ayağımız hep Kocaeli'de oldu. Kocaeli'de, Gebze'de, Dilovası'nda, Karamürsel'de, Kandıra'da. Çünkü taş yerinde ağırdır düsturundan hareketle. Yaklaşık Kocaeli bölgesiyle ilgili 15'e yakın belgesellerimiz var. Halen birçok ulusal kanalda devam ediyor bu belgeseller ve ilk belgeseli de yaklaşık 98 yılında çekmiştik bölgeyle ilgili. Galiba 23. yıl mı oldu? 23 yıl önce ve halen yayınlanıyor efendim. Hatta belgeselin ötesinde ben çok fazla sayıda da kitap da ürün olarak verdiğimizi biliyorum. Kitaplar yazmaya çalışıyoruz çünkü vefa borcumuz var. Çünkü Kocaeli'de yaşamak bir ayrıcalık. Evet, farklı yerlerden gelmiş olabiliriz Ali Bey. Bir deyimim var. Diyorum ki Kocaeli'de yaşamak Allah'ın bir lütfu. Çünkü Ali Bey'i ben nereden tanırdım? Tavşancıl'dayız, burayı nasıl bilirdim? Ve hısım akrabalık nasıl gelişirdi? Hakikaten Kocaeli çok önemli ve Kocaeli ile ilgili, bölge ile ilgili çalışmalarımız var. Milli mücadeleden söz ettiniz Ali Bey. Bu yıl
devletimiz İstiklal Marşı yılı ilan etti. İstiklal Marşı Mehmet Akif yılı, 1921 yılı. 1921 yılının en önemli olaylarından birisi Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı. Ve İstiklal Marşımızda kahraman ordumuza Mehmet Akif tarafından ithaf edilen Sakarya Meydan Muharebesi için yazılmış ve 1921'in kabul edilişinin 100. yılı olacak Mart ayında gerçekleşmiştir. Ayrıca hem İstiklal Marşımız hem de milli mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi tarihimizi en iyi şekilde bu dönem anlatılır. Kamuoyu bu konuda bilinçlenir. Ama işte o dönemde 1920-21 bundan 100 yıl önce, 101 yıl önce Kocaeli bölgesi çok önemli milli mücadele tarihimiz açısından. İsterseniz birkaç şeyi tespit ederek girmek isterim. Evet. 1920 Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100. yılı ve işgal altındadır o dönem Kocaeli bölgesi. Ve bugünkü Sakarya, Geyve, Taraklı birçok bölge İzmit Sancağı'na bağlıdır. Ve İzmit Sancağı ile ilgili çok güzel çalışmalar da yapmıştır tarihçilerimiz. Bugüne kadar Kocaeli bölgemizle ilgili, tarihimizle ilgili çalışmalar yapanlara da saygı şükranla anmak istiyorum. Milli mücadelede İzmit Sancağı çok önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmalar, Servetiye Cephesi, diğer çalışmalar filan. Anadolu Ajansı'nın kuruluşu İzmit'te, yani bugünkü Kocaeli ili sınırları içerisinde gerçekleşmiştir. Ve Geyve'de Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Atatürk'ün basın danışmanları buradan Ankara'ya geçerken toplanırlar ve şu kararı alırlar 1920'de, 101 yıl önce. Anadolu Ajansı kurulmalıdır derler. Ve Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 100. yılı. O zaman bu bölge işgal edilmiştir. Önce İngilizler, sonra Yunanlılar tarafından. Ama işgal edilmeyen İzmit'in tek kaza merkezlerinden biri Geyve'dir. Ali Fuat Paşa ile destanlaşan Gebze'dir ve burada karar alınır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, kuruluşunun birçok yer sahip çıkıyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya ilan edildiği yer 29 Ekim 1923'ten 9 ay önce Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısı ile İzmit olmuştur. Bu açıdan yapılan, evet, sarayda çok yapılan önemlidir. Ve milli mücadeleye dönecek olursak gerçekten Ali Bey, bulunduğumuz şu an Tavşancıl'dayız, ona geleceğiz belki ama Kocaeli Yarımadası önemlidir. İfade ettiğim sözümün başında Geyve işgal edilmemiştir. Halit Paşa'nın Karaşan'daki karargahından söz ediyorsunuz. Evet, şimdi İngilizlerin önce, daha sonra Yunanlıların işgal ettiği başka bir yer yoktur. Evet, Yunan işgalidir diğer yerlerde ama burada İngilizler önce çıkarma yapmışlardır Derinci'ye, Dilovası'na. Bölgeyi işgal etmişlerdir Temmuz aylarında 1920, 100 yıl önce, 101 yıl önce. Gerekçe önemlidir. Burası geçiş noktasıdır. Burası İstanbul'dan silahların, İstanbul'daki mebusların, İstanbul'daki gazetecilerin, devlet adamlarının, askerlerin, komutanların, paşaların Anadolu hükümetine, milli mücadeleye destek vermek üzere geçiş noktasıdır, güzergahıdır, lojistik üstüdür. Bugün Kartal'dan, Kurna köyünden yol güzergahları geliyor Aren'e, Gebze'ye. Aren'den Çerkeşli, Köseler, Tepek köy istikametinden İzmit üstlerinden gidiyor. Ve Tavşancıl bölgesi, bahsettiğimiz gibi karargah merkezi. O dönem iki tane telgrafhane var milli mücadelede. Birisi burası, Tavşancıl'daki telgrafhane. Kutluca, Kuşluca köyüdür buranın adı. Siz daha iyi, evet, biliyorsunuz. Sonra o telgrafhane milli mücadelede çok büyük katkı sunduğu için Kuşluca, Kutluca olarak, kutlu anlamında kullanılmıştır. Ödüllendiriliyor. Ve Atatürk'ün yazışmalarına baktığımızda Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazışmalarında önemli bir telgraf vardır. Ve o telgraf Adapazarı üzerinden, o günün adıyla Kuşluca, Kutluca köyünden Tavşancıl'a çekilir ve Yahya Kaptan'dan bahseder Atatürk. Der ki, ben sizin orada olduğunuzu biliyorum. Adapazarı kaymakamı üzerinden benimle irtibata geçin der. Belki bunu birazdan daha fazla açabiliriz ama özetle milli mücadelede İzmit Sancağı, milli mücadelede bugünkü ifadeyle Kocaeli bölgesi çok destansı, çok büyük, çok onurlu mücadeleler vermiştir. Servetiye Cephesi ile
Gebze bölgesiyle, İzmit merkeziyle, Kandırası'yla. Bu tarihi bilmek gerekiyor. Onun için ben tekrar teşekkür etmek istiyorum İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze. Çünkü tarih hafızamızı yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Milli Mücadele'nin 100. yılı, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında Milli Mücadele'ye, Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Kurtuluş Savaşı'na Kocaeli bölgesinin katkısı çok iyi irdelenmeli ve araştırılmalı. Bugün konuşmayı yaptığımız tarihlerde de ilginç bir olay gerçekleşiyor. Bulunduğumuz mekanda hemen fotoğrafında gördüğümüz Yahya Kaptan burada vurularak öldürülüyor. Milli Mücadele'nin bu kahramanı ile ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Tabii Yahya Kaptan önemli. Yahya Kaptan 29 yaşında burada şehit oluyor. Kim Yahya Kaptan? İsterseniz kısaca bir ondan bahsedip buraya gelelim. Yahya Kaptan bugün evladı Fatihan diyarı dediğimiz, hatta Mustafa Kemal Paşa diğer birçok komutanın da memleketleri olan, baba memleketleri olan bugünkü Makedonya bölgesi dediğimiz. O bölgeden, Köprülü'den, Fuat Köprülü çok önemli tarihçimizdir. Adını da oradan alıyor ve halen Makedonya'da Köprülü kasabası olarak bilinir. Orada 1891 yılında dünyaya geliyor. Ve dünyaya geldiği yılda Yunan çeteleri, Bulgar çeteleri, yakın bir akrabasını öldürdüğü için dağa çıkıyor. Daha 9 yaşında dağa çıkıyor. Ve düşünün 9 yaşında o haksızlıklara direnmek ve mücadele etmek için. Büyük mücadeleler veren önemli bir şahsiyet. Şimdi düşünün 1920 yılının 7 ve 8 Ocağı'nda, tam tarihte kesin değil ama biz 8 Ocak diyelim. 8 Ocağı'nda birkaç gün sonra 101. vefat ve şehit yılını idrak edeceğiz, Fatih'i okuyacağız. Onun o 29 yıllık hayatına neler sığdırmıyor ki? Yani düşünün o en karanlık dönemler, Trablusgarp Savaşı. Savaşlara katılıyor. Dönüyor, Balkan Savaşları'nda destansı, 1. 2. Balkan Savaşları onun döneminde mücadele veriyor. Ve 1. Cihan Harbi ki 1914-1918 büyük bir mücadele. 7 devletle 10 cephede çarpışılan bir dönem. Ve Kuvayi Milliye'ye katılan en önemli isimlerden bir ondan tanesi. Ondan önce verdiği mücadelelerle bugün Kutu Amara dediğimiz Irak'taki İngilizlere destansı mücadele veren oraya katılıyor. Halil Kutpaşa ile yakın ilişkileri var. Ve Birinci Cihan Harbi'nde, Balkan Savaşları'nda o vatan topraklarının misak-ı milli olan o Rumeli, evladı Fatihan dediğimiz ata dede topraklarının nasıl işgal edildiğini, dünün çorbacıları, o Bulgar çetecilerin, Yunan çetecilerin, Sırp çetecilerin neler yaptığını gören bir insan ve geliyor. Burası çok önemli ve buraya iyi bir komutan, önemli bir şahsiyetin atanması gerekiyor. Hem İstanbul'daki milli mücadele destekçileri hem de Ankara'daki Atatürk ve diğer milli mücadele erkanı tarafından. Burada tabii komiteler oluşturuluyor. Burada karakol cemiyetleri oluşturuluyor ama gözü pek sözüne güvenilen, gözünü deyim yerindeyse budaktan, sözünü dudaktan sakınmayacak birine ihtiyaç var. Ve Yahya Kaptan buraya görevlendiriliyor. Hangi tarihler? 1920'li yıllar ve Yunanlıların, İngilizlerin burada her türlü terörü gerçekleştirdiği dönemler. Ve o dönemde burada silah kaçırılmasına cepheye, dediğimiz gibi gazetecileri, komutanları kaçırmasına çok önemli katkılar sunuyor. Ve İngilizler çok rahatsız. İstanbul hükümetine baskı yapıyorlar. Bertaraf edilmesi gerekir diyorlar. Bunun mutlaka tutuklanması gerekir diyorlar. Birkaç kez es geçiyor. Tabii konu çok derin, çok nihai bilgiler var ama biz hızla geçelim. Daha sonra 100 veya 200 jandarma birliği Hereke'ye Tavşancıl'a çıkarma yapıyor ve Tavşancıl muhasara altına alınıyor. Kuş uçurtulmuyor burada ama Tavşancıl halkı teslim etmiyor. Yani evet muhbirlerden bahsediliyor ama şöyle bir durum, bir kadının ya şu evdeydi gibi bir sözüyle eve baskın yapılıyor. Şu anda belediyemiz, devletimiz, kültür müdürlüğümüz, bakanlığımız tarafından restore edilecek Yahya Kaptan'ın o yakalandığı ev. O evde yakalanıyor Yahya Kaptan ve çeşme var, hemen bugün çocuk parkı var girişte. Oraya getiriyorlar, ben diyor abdest alıp namaz kılmak istiyorum deyip elini yüzünü yuyup işte abdestini almak isterken ensesine kurşun sıkılıyor. Ve Atatürk, Yahya Kaptan o tutuklama emri verildiğinde cepheden telgraf çekiyor İstanbul'a. O bizim insanımızdır. Yanlışı varsa biz düzeltiriz onun. Sakın bir şey yapmayın, tutuklamayın. Ama tabii buna rağmen o telgraftan önce Yahya Kaptan burada
şehit ediliyor. Soruşturma komisyonu kurduruluyor. Ya Atatürk'ün peşini bırakmıyor. Soruşturma komisyonunda efendim diyor işte kaçarken vurularak şehit edildi deniyor. Aslında işte halk tepki gösterdi deniliyor. Tarihimizin maalesef tam net olmayan sayfalarından birisi. Tarih çok önemli. Ciddi manada araştırılıp Yahya Kaptan o dönem, milli mücadele dönemi, Yahya Kaptan'ın nasıl şehit edildiği çok net ortaya konmalı. Hele bugün 100. yılı dediğimiz bu noktada tarihi görev düşüyor diye düşünüyorum. Ama isterseniz tabii Atatürk'ün nutkunda 10-12 sayfa yer veriliyor. Evet, özel olarak adı bir kişiden en uzun bahsedilen hatta çok enteresandır. Heykeli yapılmak isteniyor. Diyor ki önce siz Yahya Kaptan'ın heykelini yapın diyor ve telgraflar çok önemlidir. Atatürk'ün bu yazışmalarıdır. Hepsi hiç birebir yazışmalar ve Yahya Kaptan'dan Milli Mücadele'de İzmit Sancağı, Kocaeli bölgesi, Gebze, Sakarya, Geyve'den çok ciddi bahsedilen çalışmalardır. Ama İzin verirseniz bir şey altını çizmek istiyorum ve dediğim gibi hem nutukta yazıyor hem de işin peşini bırakmıyor, soruşturmalar vesaire filan vasiyet ediyor anıtını yapın diye. Ve eşi Şevkiye Hanım çok önemlidir. Hep savaşlar olur ama o çocuklar ve kadınlarla maalesef göz ardı edilir. Şevkiye Hanım Karagümrük'te oturuyor. Yahya Kaptan şehit edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve Atatürk'e mektup yazıyor. Diyor ki ben Tavşancıllı Yahya Kaptan'ın eşi, şehit eşi Şevkiye Hanım. İki çocuğumla çok mağdur durumdayım. Destek olun diyor. Bizzat Atatürk'ün talimatıyla Şevkiye Hanım'a maaş bağlanıyor. Ve tabii bilmiyorum torunları nedir, tabii ciddi araştırmalar konusu ama belki soracaksınız neler yapılabilir. Milli mücadelemizin dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı. Milli mücadelede de Kocaeli, İzmit bölgesi, Gebze bölgesi çok büyük destanlar yazan bir ilimiz. Yahya Kaptan sadece İpsiz Recep o kahramanlardan birkaçı ama Doktor Fahri Canlar var, Yeni Bahçeli Şükrüler var, burada Kuvayi Milliye komutanları var. Büyük hizmetler yapan insanlar memleketi. Başlı başına bir araştırma konusu diye düşünüyorum. Evet. Son olarak şöyle bir şey, kısa bir soruyla bitirelim söyleşimizi. Neler yapmayı planlıyorsunuz bu konuda bir belgeselci, bir yayıncı, bir yazar olarak? Efendim çok teşekkür ederim aslında. Her şeyi devletten beklemek, her şeyi bir taraftan beklemek değil. Zaten 46 yıllık artık gazetecilik, belgeselcilik hayatımda der ki Necip Fazıl, bir iş, bir hizmet var dendiğinde kim var diye sorulduğunda önüne arkasına sağına soluna bakmadan bir adım öne çıkıp ben yapacağım diyen insanlara ihtiyaç var. Belki hayatta hep bu felsefeyle gittik ama şuna da inanıyorum. El birliğiyle yapılırsa çok. Bugün hakikaten devletimiz kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklal Marşı'nın 100. yılını Sakarya Meydan Muharebesi için yazılmıştı. Çok önemli yıl ilan etti. Biz Kocaeli bölgesi olarak hepimiz, herkes elini taşın altına koymalı. Resmi, özel, sivil toplum, belediyesi, valiliği, herkesi. Bakın siz çok güzel programlar organize ediyorsunuz. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz olarak bir şeyler yapmalıyız. Çok şeyler yapmalıyız. Çünkü gençlik, tarih ve kültür bilincine ihtiyacı var. Ama biz bir yola çıktık ve burada izin verirseniz ondan da bahsedeyim. Burada bulunduğumuz bu mekan Dilovası Kültür Mirası Koruma Derneği olarak Dilovası kaymakamımızın himayesinde Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Dilovası Belediye Başkanlığımız işbirliğiyle biz Dilovası'nda tarih bilinci, kültür bilinci, kültür mirası noktasında bir çalışma başlattık. Bu devam ediyor. Ama ben şahıs olarak da Milli Mücadele'de Kocaeli bölgesi, artık Gebze'siyle, Kandıra'sıyla, hatta daha da uzatalım Geyve'siyle, Milli Mücadele'deki İzmit Sancağı bölgesiyle neler yapabiliriz diye başlattık. İnşallah belgeseller, çalışmalar, kitaplar, Zoom üzerinden konferanslar, söyleşiler ve inşallah yılın sonunda 100 ayrı çalışma ortaya koyabilirsek, irili ufaklı, ecdada karşı defa borcunu ödemişiz diye düşünüyorum efendim. Evet. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan kültür ve turizm söyleşilerinin birinin daha sonuna geldik. Bugün Yahya Kaptan ve milli mücadele ruhunu ve onunla ilgili Kocaeli ve çevresinde geçen olayları anlattık. Kültür ve turizm açısından önemli bir olgu olan bu
konuyu bize aktaran İsmail Kahraman'a teşekkür ediyoruz ve bu ruhu siz izleyicilerinde yaşamasını ve yaşatmasını diliyoruz. Hoşça kalın.